Merhaba Hobi Dünyası izleyenleri. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Müslüme. Bugün sizlerle pantolon paçalarınızı nasıl kısaltabileceğinizi göstereceğim. En pratik yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Hiç terziye falan götürmeden evde kendiniz rahatlıkla kısaltabilirsiniz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Bu işlemde arkadaşlar makas falan da kullanmayacağım. Kesmeyeceğim yani. Çünkü kısaltacağım alan çok değil. Yaklaşık 3 santim falan. 3,5 santim olsun. 4 santime belki 5 santime kadar makas kullanmadan siz de bu işlemi yapabilirsiniz. Kesmeyeceksiniz. Fazlalık parçayı iç kısımda bırakacağız. Belki daha sonra açıp tekrardan kullanmak isteyebilirsiniz. O yüzden bu işlem kesilmeden yapılıyor. Ama daha da uzuyorsa eğer 6 santim 7 santime kadar kısaltılarak yapılması gerekiyorsa eğer bunun mecburen makasla kullanaraktan keserekten yapacaksınız. Benim kısaltacağım alan çok uzun olmadığı için hiçbir şekilde pantolonumu kesmeyeceğim. Direkt dikiş işlemiyle kısaltacağım. Bakın arkadaşlar şurada bir ütü izi var gördüğünüz gibi. Normalde ben bu pantolonumu kullanmam gerektiği için şu şekilde katladım, ütüledim, bir iki defa kullandım. O yüzden şurada ütü izi belli. Yani nereye kadar kısaltacağım belli. Siz bu belli değilse eğer pantolonu giyin, bir ölçüsünü alın. Kısaltmanız gereken alanı belirleyin. Yapmam gereken işlem arkadaşlar bakın şu bitim noktasını görüyorsunuz şu parçayı. Şu parçaya tam kısaltmam gereken noktayı birleştiriyorum. Bakın şurası kısaltmam gereken nokta ütü izi. Şu bitiş noktasını tam üzerine gelecek şekilde koyuyorum. Yani aslında benim için fazlalık olan kısım tam da şurası. Şurayı yok etmem gerekiyor. Bütün her tarafını eşit bir şekilde yapıyorum. Bakın tam şu bitiş noktasını kısaltacağım yere kadar yani benim şu ütü çizgime kadar getirdim. Her tarafını aynı şekilde ayarlıyorum. Bakın ütü çizgim şurada. Şuraya getirdim ve koydum. Şimdi yapacağım sadece şuradan şu şekilde bir dikiş geçmek. Tam dipten. Hatta şöyle pantolonu hafif katlayıp şuradan şöyle bir dikiş makinemle geçeceğim. Fazla iplerimi de temizledim arkadaşlar. Sadece yaptığım işlem şu. Fazlalık parçayı içe doğru katlıyorum. Bakın içte kalıyor zaten o. Bu şekilde. Orijinal paçamıza hiç dokunmamış oluyoruz. Güzelce şimdi ben bunu ütüleyeceğim. Şu kısmın uyum sağlaması adına. Bakın. Hem pantolonumuz kısalmış oluyor. Fazlalık parça işte kalıyor. Ben bunu kendim böyle yapayım diye uydurmadım arkadaşlar. Terzi değilim. Dikiş ustası da değilim. Terziye verdiğim birçok pantolonun paçasını inceledim. Nasıl yapıldığına dair. Yaptıkları işlem sadece bu. Bu sizler de yapabilirsiniz. Eğer pantolonunuzun paçası 2-3 cm kadar 4 cm kadar kısalacaksa eğer hiç kesmeden bu şekilde yapabilirsiniz. Bence hiç de terziye gitmenize vakit harcamanıza gerek yok. Kolay da bir yöntem.
parçalarını bir de ütü yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parçalarda iç kısımlarda hiç belli bile değil. Giyerken ayağınız hafif takılabilir. Giydikten sonra hafif düzelttiğinizde tamamdır. Aynı şekilde bunu da tamamladım. Gördüğünüz gibi ütüsünü de yaptım. Orijinal paçadan benim gözümde hiçbir farkı yok. Birebir oldu. Sizler de bu yöntemi kullanarak da pantolon paçalarınızı kısaltabilirsiniz. Ama dediğim gibi 4-5 santime kadar eğer uzunsa eğer yapın. 6-7-8 daha da uzunsa eğer bu yöntem bence şu kumaş içeride çoğaldıkça zor olacaktır. Güzel olmayacaktır. O yüzden en fazla 4 santim 5 santime kadar uzunluğu olan bir pantolon paçası varsa eğer bu işlemi yapabilirsiniz. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Böylelikle sizlerle paylaşacağım yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.